Merhaba ben Esra. Merhabalar ben de Birkan. Bugün sizden gelen soruları yanıtlayacağız. Buyurun. Size aşırı gelen bir istek var mı? Mesela film önersen iste aşırı, aşırı geliyor. Stresen Yüzgen Efendisi falan önerisim geliyor. Ya ben genelde insanlara çok film, kitap önermek istemiyorum. Çünkü herkesin kendi bir böyle sanki kendi yolu oluyor, kendi isteği oluyor. O, güzel güzergahta izlemesini ve okumasını tercih ediyorum. Ben de kimseden öyle bir öneri almıyorum. Ama tabii film öne, önermemi isteyen çok kişi oluyor. Sana da oluyordur muhtemelen. Tabii. Orada da böyle çok 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 iyi filmleri önermeye çalışıyorum. Yani Esra da şimdi kötü film önermiş. Denmesin diye. Yani evet çok emin olduğum filmleri önermeyi seviyorum ama ben de senin gibi imtidad ediyorum yani dikkat ediyorum. Aynen. Esra Hukuk Fakültesini bitirmen için bir öneri verir misin? Asla bitmiyor çünkü. Şimdi arkadaşlar bu konuya <laughs> bir açıklık getireyim. Çok zor çünkü. Çalışırken okumak çok zor. Okuduğum okul zor. <laughs> O yüzden zor. Bitecek. Çok yakında bitecek. Mezuniyet törenime herkesi bekliyorum. <laughs> e seni de bekliyorum Bilka. Bu son Senem son sınıftayım. Alttan üstten kalan derslerimi topluyorum. Yakın bir zamanda bitireceğim arkadaşlar. Bu bir son bulacak artık. Bu zamana kadarki flörtlerinizde kendi yaptığınıza bile şaşırdığınız o taktik neydi? <laughs> ben tabii uzun yıllar basketbol oynadım ama yani hiçbir zaman basketbol kartımı kullanmamıştım. Yani acaba çıkıp işte biraz basketbol oynayalım mı gibi bir teklifle kimseye gitmemiştim. 15 yıl sonra bunu da yapmış oldum. Basketbolunda ekmeğini yedik. Ben bile şaşırdım. Ya. <laughs> Ama sanırım en enteresanı buydu. Tadı depresyon gibi olan bir şey söyleyeyim. Bence brokoli. Tadı depresyon. Ya bu, bu dereotu biraz enteresan bir bitki değil mi? Yani şimdi mesela bir yemek yapıyorsun, dereotu koyuyorsun. Tadı dereotu oluyor. Yani hani <laughs> her şeyi dereotuna çeviriyor. Hani sanki her şey bir dereotu gibi oluyor. Yaptığın yemeğin hiçbir manası kalmıyor. Bence depresyonda öyle. Yani depresyonda olduğu zaman bir insan öyle bir halde olduğunda her şeyin tadı depresyon gibi oluyor. Dereotuna evet. benzetebilir miyiz? Bravo çok iyi. Bence iyi bir benzetme oldu. Bayağı iyi benzetme. Üstüne çıkamayacağım o yüzden yeni bir soru çekiyorum. <laughs> Sizce kalp düşünmek için mantıklı bir organ mıdır? <laughs> Zaten kalple verilen kararlar çok da mantıklı değildir ama karar vermek için bence iyi bir organdır kalp Aynı şeyi düşünüyorum. Evet, bence mantık, kalp, duygular yani onlar bir arada hareket etmeli. Sağlıklı olan o gibi. Ama kalple de mantıklı bir karar verilebilir yani. Kes. Şu anki 16 yaşındaki gençlere kendi 16 yaşınızı kıyasladığınızda değişik olan şeyler neler? Aa, bir kadar önce sen cevapla onu. <laughs> <laughs> sen cevapla. Yani bence, bilmiyorum ben 85 doğumluyum ve 90'ları bayağı dibine kadar yaşamış biriyim. Bence onu kaçırmaları yani o, o bana çok nostaljik bir hikaye geliyor ve sanırım Oraya kaçırmış olmaları. Diğer taraftan da tabii ki değişen dönemde teknoloji, hayat şartları vesaire filan çok değişti. Biz biraz daha sanırım akıştaymışız. Ve sokakta oynuyorduk yani. Evet şu dönem bir taraftan da tabii çok pozitif anlamda oldukça özgüvenli, cesaretli, ne istediğini bilen bir nesil yetiştiği gibi. Diğer taraftan da oldukça da kaygılı bir nesilde yetişiyor. Ama... Benim çevremde ben o dönem 16 yaşlarındayken dediğim gibi çok akışta ve evet daha çocuk takılan insanlardık evet, yani. Daha çocuk gibiydi evet. her şey yani mahallede oynardık işte. O zaman ortaokulda falandım ben de 16 yaşındayken yani liseye yeni başlamak o heyecanlar falan ama genelde sokakta oynardık saklambaç, kovalamaca işte evet. ya öyleydi yani. Çocuk çocuk gibiydik. Şimdikiler tabii ki daha sosyal hayatın içindeler, daha aktifler, daha bizden çok daha açık ve algıları yüksek. O yüzden ciddi farklar var aslında bizim 16 yaşta kendimizde. Çok. Sizce günümüzdeki ilişkilerdeki en büyük sorun ne? Söz bir kan ipucu alıp sana yürümeyeceğim. Bu soru... Şaka gibi sen çektin ama. evet bana geldi. Ya spesifik olarak öyle bir sorun belirleyemiyorum şu an ilişkilerle ilgili ama hep herkes çok yoğun. Herkesin kafası çok yoğun bence. Yani dediğim gibi bu akışta olma halini kaçıran bir şey bence. Yani konsantrasyonu dağıtan bir şey gibi düşünüyorum yani. Yani bence biraz ben de genelleme yapmak istemem. Yani herkes sonuçta herkesin ilişkisini farklı dinlemeyi var ama bana biraz yüzeysel geliyor artık son dönemde ilişkiler, iletişimler, arkadaş ilişkileri de öyle. Biraz yüzeysel. Sanki daha bir derin olmalı. Belki dediği şeyle de çok alakalı. Yani herkes çok yoğun, herkes kendisiyle çok meşgul. Hayat zaten çok Yorucu ve yoğun belki onunla alakalı olabilir. Aşık olduğun kişinin suçlu olduğunu bile bile aşkın için onu sonuna kadar savunur ve onu korur musun? Ha, cool. Yani biraz acımasız görünebilirim ama ben oh. ya yani suçlu birini koruyacağım düşünmüyorum aşık olsam da. Ya elbette çok büyük konuşmak istemiyorum. İnsan ailesinden de böyle şeyler yaşayabilir. İnsanın başına her şey gelebilir. Ama yani adalet neyi gerektiriyorsa bence günün sonunda o olmalı. Tabii ki. Ya, <laughs> ben öyle düşünüyorum. Yani. <laughs> Sen ne düşünüyorsun? Hayır çünkü burada hani aşık olduğun kişinin suçlu olduğunu bile bile hani böyle sanki bir suç işliyormuşsun gibi buna cevap verirken evet, gibi hissediliyor ya o yüzden ama ben çok acımasızca da olsa savunmam ve korumam. Aşırı titiz düşünülmüş bir operasyonla Louvre Müzesi'nden Mona Lisa'yı çalacaksınız diyelim. Birlikte nasıl bir plan yaparsınız? Şimdi ben şey... polisim. <laughs> yani beni bu işlere karıştırdım. Yani <laughs> polis falan yaratıcı boş ver de bir yani, olarak Paris'e gitmişiz falan. He. Yani Değil. bence... <laughs> Mona yani. Lisa'yı çalacağız. Işığı çalmaktan ziyade oturup herhalde güzel bir... Biz stek evet. Steak tartar, patates güzel. <laughs> bir tü, biraz <laughs> şampanya <laughs> derken oradan gece dışarı <laughs> bağlıyız. <laughs> O programda yatar gibi geliyor Aynı, bana. Aynen yani. evet. Yani. Doğru. <laughs> yani. Evet Hani onu da başkası çalsın. Bilmiyorum bence de. Hatta gidip bence bakarız baya. Evet evet. Aa çok güzel. Çok yani, güzelmiş. Yani. hadi şampar, yemek yiyelim. Hadi çok güzelmiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim öyle olur. Bence olur. Hadi taş kağıt makas oynayın. Kaybeden telefondaki notlar kısmındaki son notu ses şekilde okusun. <laughs> Senin ne düşünebileceğini ve ne yapacağını. Şu <laughs> an ben notları düşünüyorum. <laughs> Bak <laughs> okay. sen. Hey, robux'um bu evet. Bir 0. 1 1. 1 1. 1 Bu iş bir. 1 1. Yok. Hayır, ben aldım. <laughs> Okey. Bir saniye bir şey yap ya. Ne var notlarda bu kadar? <gülüyor> Bilmiyorum o <laughs> yüzden. Bir hatran, ne bir delil defteri gibi mi olabilir yani? Bakalım. Gerçekten oraya mı not alıyorsun? Bu kadar. <laughs> i̇ki iki mi? Üç iki. Abi abi. Çok <laughs> ayıp. Kim dedi üç el oynamanız lazım? <laughs> ya zaten benden ne çıkacak? Benden ne bileyim işte ne bileyim peynir listesi, şarap listesi falan çıkardım. <laughs> bak. Nerede? Restoran. Ya işte. Listesi. Çalışan insan. El röportajımı yazmışım. Bak. Burada da burada başka bir şey var ama bunu söyleyeyim. Dilekçe var arkadaşlar. <laughs> Aynı. Hani... tam bir avukat ya. Ee? İmza sirkileri var. Anladım. Röportaj falan. Hayırlı olsun diyelim mi? <laughs> Elif, Lütfen alın. Ne çıktı yani? Şey çıktı. Bir anlaştık. Röportaj. Şey, Direkçe. Evet. Dışarıda yaparken sizi en çok strese sokan şey ne oluyor? Benim kesinlikle market kasasında kasiyer ürünleri yer, seri şekilde yerleştirirken poşete doldurmaya çalıştığım an. <laughs> Gevci bir şey bu. Evet. Yani benim gerginlik diyorum. olayım nasıl? Oluyor? Şey genelde böyle atıyorum hani çok dikkat ettiğim bir... Haftanın sonunda böyle bir ödül manasıyla gittiğim bir restoran falan böyle aşırı istekli, büyük beklentiyle gittiğim bir yerde hayal kırıklığına uğradığım zaman böyle bir 15-20 dakika bir stres <laughs> oluyorum yani. Bu evet. bir hiç değişmeyecek. Evet. <laughs> O, o, bir stres yaratıyor. Onu azaltmaya çalışıyorum. Eskiden daha çoktu, daha uzun sürüyordu. Artık daha kısa sürüyor bence. O yani, sen senin var mı? Ya e, aslında ben iyi araba kullanıyorum ama bazen arkamdan biri gelince park etmekte bayağı geriliyorum ya. Ya tüm camları kapatıp sakin olup hani ne diyorlarsa hiç duymadan. O bir geriyor. Market kasası da geriyor. Ama park evet çok haklısın. Evet evet o geriyor. Benim de gerer. Ya, sizce Instagram hayatımızda hiç var olmamış olsaydı nasıl bir hayatımız olurdu? ben hiç bu sorunun muhatabı değilim. <laughs> Adam kullanmadığı işin. Evet. <laughs> ya ben de çok aktif kullanmıyorum. İşimle alakalı paylaşımlar yapıyorum genelde. kere sen hiç kullanmıyorsun. Bilmiyorum. Yok ya ben de çok işlerimi az falan paylaşıyorum. Aynı. Bu arada ilham aldığım şey yani tatil bir. <laughs> Aynen. Yani olmasaydı sanki yap, bir şeyler paylaşmak tabii ki güzel. ya yani Arkadaşların paylaşımlarını görmek, onlardan haberdar olmak onlar tatlı şeyler. Çok kullanmak o kısmı bilmiyorum. Bir kan da hiçbir zaman öyle aktif kullanmadı. Evet. Ama hiç olmamış olsaydı bizim için çok bir şey değişmezdi bence ya. Yani. Bizim için değil ama sanırım böyle bir tık daha hani e, daha fazla sosyal dişi biraz daha fazla konuşurdu insanlar evet. değil mi yani? Böyle bir masada Hı -hı. sürekli herkesin elinde telefon falan. Hı -hı. O böyle bir tuhaf olabilir. Çok antipatik bulduğum bir şey yani. Instagram'da bir gönderi altında gördüğünüz en saçma komik yorum neydi? Ya çok var bu arada. İnanılmaz bence yaratıcı şeyler. Arkadaşlarım da çok yolluyor bana bu arada. <laughs> ya bir tane şey var mesela. O Twitter'da mı Instagram'da mı? Yemek sepetinin kurucusu beyefendi şeyle Al Pacino'yla fotoğraf çektiriyor 80. yaşta 10 gününde ve alttaki yorumlar inanılmaz. Allah işte uzun ömürler ver. Şey yazmış <laughs> ama, Nevzat Bey işte şey yazmış. Yani diyor ki işte baba 80 yaşında yazmış. Altına Allah babanızın <laughs> uzun ömürler versin, Allah... Bilmem ne en son bir tanesi şey demiş, sizin gibi bir evlat yetiştirdiği için ne kadar da... <laughs> Aynen Abi yani valla... çok <laughs> ona bayağı işte. <laughs> Bence mizah duygusu çok gelişmiş Türklerin. Evet ya orada Biz inanılmaz. Biz inanılmaz bir mizah, mizah duygusuyla sahibiz bence. Birbirinizi ilkokulda tanışıyor olsaydınız, sınıf başkanı seçiminde biriniz aday olsa birbirinize oy verir miydiniz? Ben kesin verirdim. Kime? Kendin herhalde, mi? bana mı? Kendin herhalde mi? <laughs> bir dakika abi. Sen tam sınıf başkanı ben olacak birisin. kesinlikle birisi. Esra'ya verirdim. Yani müthiş bir disiplin, yönetici, rol vesaire. Ben ne... O, <laughs> abi bugün hava çok iyi, okul falan yok deyip ben devam ederim ya sınıf <laughs> Tamam işte güzel. Nasıl yani? Çok... He okey hep beraber ben o Ben sana hali. oy verirdim. Ben o... senin... Eğer sınıf öyle bir sınıf olsun istiyorsa kesin. <laughs> Aşk olsun. Ben olunca nasıl bir sınıf olacak? Daha işinde gücünde bir sınıf olur yani. Bir evet, daha disiplinli, işte. ciddi alan dersli vesaire öyle değil mi? Ben bir oy verirdim her ne kadar o benimle alakalı farklı düşüncelerde olsa da. Ben ona ilk oyumu Birkan için kullanırdım. Teşekkür ederim. Birkan başkan olsun. <laughs> Yani okay. başka bir yere gidebilir şu an. Evet evet olur. Oradan çıktıktan sonra özgüvenim tavan yapıyor dediğiniz bir yer var mı? Benimki kesinlikle tırnakçım mesela. Tırnakçım değil o kesin. <laughs> çok öyle özgüvenim tavan yaptı aslında çok öyle bir şey yaşamıyorum. Ama böyle ne bileyim mesela kayak yaptığımda en son en yakın mesela böyle zor bir parkuru, pisti tamamladığım zaman filan acayip havaya giriyorum yani. Evet bu işi çözdüm gibi bir şeye giriyorum ama işte ondan sonraki turda mesela tepe taklak da olabiliyorum. O özgüvenle başlayınca gibi böyle durumlar oluyor yani. İyi bir sahne çekince falan mesela. Evet. Onlarda da çok iyi hissediyorum kendimi. Evet, tabii onlarda ama yani özgüven falan gibi bir durum. Ha. Değil mi? Yani huzurlu oluyor. Aynen iyi hissediyorum. Çok. Hani güzel oldu, iyi oldu. içmesinde sindi gibi. Evet katılıyorum. Türk kahvesi yapınca en çok köpüğü olanı kendinize mi alıyorsunuz? Karşınızdakine mi veriyorsunuz? Ben kesin kendimi alıyorum. Zaten karşımdaki de bana veriyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> o kadar böyle iştahla bakıyorum ki kesin o bana geliyor. Hiç fark etmez ya. Sorun değil. Olur yani. Kafan çok rahat. Aynen. <laughs> çok iyi. Bir kan. Çok merak ediyorum. Whatsapp'ta hala masumlar apartmanı grubu duruyor mu? <laughs> ee, duruyorsa Duruyordur da. değil mi? Ben, benim haberim yok. <laughs> Bu Whatsapp grupları meselesinde ben çok zayıfım tabii ki. Önce bir gazla birlikte böyle o grubu açıyoruz, böyle işte haberleşiriz ederiz vesaire. Sonra ben böyle atıyorum işte iki gün kaçırınca çok uzuyor oradaki Doğru. sohbet <laughs> ve sonra ben de abi bireysel hani birebir atarım mesajı gibi bir kafaya girip grubu sessize alıyorum. Arada önemli bir şey olduğu zaman da bakmadım mı diyorlar? Zaten haber veriyorlar. Yani evet çok WhatsApp grup insanı değilim yani. Evet bir süre sonra böyle o grup şey oluyor. Yani tamam artık hani çok uzadı çünkü bir yerden kaçırınca o grubu artık yakalayamıyoruz. Evet. Aynı şey gerçekten. Birini kırmadan onu nasıl reddedersin? Sizce bunun bir yolu var mı? Bir kan bu konuda sen tecrübelisindir diye tahmin ediyorum. Şimdi bu isteğe bağlı. Karşı taraftan gelen isteğe. Ama çoğunlukla yani şey oluyor ya beni biliyorsun durumu çok oluyor. Zor be falan oluyor. Hani <laughs> bakarım gibi şeyler. Ama böyle hani direkt karşı cinsten gelen isteklerde falan böyle ya da ne bileyim işte iletişimi zorlayacak kısımlarda yani çok iyi almazdan gelirim. Almaz'a çok iyi yatarım hmm. yani. Ee, aa öyle mi? Ne, aa ne güzel. Teşekkür ederim. <laughs> ya ne diyorsun? Vallahi çok sağ ol <laughs> filan gibi. Benim tekniğim. Evet yani öyle. Çok yürüdüm. teşekkür kırmadan, ederim. Çok naziksin. Çok çok sağ ol. Evet, kırmadan. Evet. etmeden kırmadan. Evet, bir evet etme. Evet. Evet, ben de aynı şekilde. Hayatta sana ilk güvenen kişi kim sence? Aile üyelerinden birini söylemek yok ama. Hı, aileyi söylemiyoruz. Aa. Yani çocukluk arkadaşımdır herhalde. Benim de Merve. Yani aileyi saymayacaksak benim için de Merve. Yani o kadar aklıma kadar demek ki çok güvenmemiştir. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani ne bileyim çok küçüktük ya yani illaki biri güvenmiştir hatırlamıyorum şu an. <laughs> Sizce bir insanın kendisine yapabileceği en iyi iyilik? Bence bir insanın kendisine verebileceği en güzel hediye eğitim. Yani iyi bir eğitim almak, o eğitimi sürdürmek, kendisine katabileceği şeyler. Yani kendisini geliştirmek, kendisine yatırım yapmak bence en büyük hediye. Bir insanın kendisine verebileceği, üstelik bir başkasına da verebileceği en büyük şey o. Yani ben öyle düşünüyorum. Eğitim bence inanılmaz. Katılıyorum sana. Bence de. en. İnsanın şey kendini şey geliştirmesi evet. ve eğitmesi bence çok, en iyisi. Bu, bu soruyu çok uzatmaya da gerek yok. Bence en iyi cevap bu yani. Sizce insan büyüdükçe yok olan şeyler neler? Ben mesela o çocuksu halini korumaya çalışan biriyim. O yüzden çok böyle o kısmını yok etmemeye çalışıyorum kendi adımı. Ama tabii azalan şeyler var. Onlar da herhalde biraz böyle tahammül bence azalıyor olaylara karşı. Biraz daha hani sak yani sakin kalabilsem bile tahammülün azalıyor sanırım zaman geçtikten sonra. Evet. Galiba ama onun dışında bilmiyorum yani. En önemli şey bu galiba. Evet bence de tahmin azalıyor. Bir de sanki evet bazı yerlerde böyle bir heyecan da azalıyor. O çocuk heyecanı olmuyor Tabii. yani. Daha olgunlaşıyorsun, olaylara bakış açın değişiyor. Bir de sanırım değişimi de kabul etmek lazım. İnsan değişebilir. Ya bu arada bunların değişmesi de bence kötü evet, değil. Evet yani. evet aynı. Aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyiz yine partnerimle. Uzun zamandır özür dilemek istediğiniz birinden tam şu an özür dileyin. Hadi bakayım. Ee, ha. Ya ben özür dilemek istersem özür dilerim aslında. Öyle beklettiğim bir özür yok. Hata yaparsam... Yok mu? Yok. Neden bir kere özür dilemeyip hiç geçiş yok mu falan? Geçişlerim değil mi? ben. <laughs> 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 bir özür dilerim. Beni <laughs> affet lütfen. Yani Öyle eğer olur, bir, birini kırdıysam zaten kırıldıysak aramızda bir sıkıntı olduysa onu hemen çözmeye çalışırım. Çok araya zaman girsin istemem. Zaten hayatımda çok fazla insan yok. İki elin parmağını geçmez arkadaşlarım. E birini üzdüysem kırdıysam özür dilemem gerekiyorsa özür dilerim zaten. O yüzden şu an özür dileyeceğim herhangi biri yok. Bunu da böyle hani ukala bir yerden algılamasın kimse. Özür dilememi bekleyen birileri varsa mesaj atsın. Yani dileyelim özür konuşalım. Neyse sıkıntı çözebiliriz ama şu an ben e, bilmiyorum. Senin var mı özür dileyeceğin biraz? Yok benim de öyle spesifik biri yok ama şey galiba telefonlara çok geç dönüyorum ya da dönmüyorum. Herhalde o dönmeyi unuttuğum insanlardan şu an çok özür diliyorum. Teyze bayağıdır dönemedim. Arayacağım. Ha öyle dersek. Ben de alamı aramadım. Hala özür dilerim. Ben al, alamı da aramam lazım bu arada. <laughs> Hala özür dilerim. Kusura bakma çalıştığım için sana dönemedim. Arayacağım seni. Fragmanı izledim. Romantik hırsız ismi dikkatimi çekti. İsmi nereden geliyor? Kalpleri çalan anlamında mı? Üzgünüm. Ondan gelmiyor. Kendisi hırsız. <laughs> Oradan geliyor bu isim. <laughs> evet böyle. <laughs> Böyle bir var. Kalpleri çalan tarafı da var. O kalbi çalmış zamanında, ama asıl çaldığı şeyler sadece kalp değil, birkaç değerli sanat eseri, birkaç e, tablo gibi şeyler. Evet, buradan geliyor. Ama ismi bence çok güzel. Herkes beğendi, Romantik Hırsız'ı. Bence de güzel bir isim, güzel bir romantik bir abi. Evet. E, bu arada romantik bir adam, hakikaten seçtiği tablolar da romantik tablolar, e, kendisi de romantik. Esra, hayatında biri varsa göz kırp. Söz çaktırmayacağız. <laughs> Hayatımda biri yok. Göz kırpmamaya çalışıyorum şu <laughs> an. Gerçekten hayatımda biri yok. Uzun bir süredir yalnızım. Ee, o yüzden bir, bir sen senin hayatında biri var. Benim var. Allah. Var aynen. Sen bana sormamışsın. Tamam mı? İşte sen sen <laughs> Ama yine de sana da sormak istedim. Benim hayatımda kimse yok arkadaşlar. Peki, hayırlısı, hayırlısı. Hayırlısı, hayırlısı kısmet, nasip. Bir kan rica etsen benim kalbimi de çalar mısın? E, basketbol oynuyor musun? <laughs> 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 bir kan. Yani iki top atarız. Çok keyifliydi. çok keyifliydi. Ama hiç pas demedik ya sorular. soruları. Sorular çok güzeldi. Bence de. Gayet tatlıydı. Tebrik ederim. Tebrikler Birkan. Çok memnun oldum. Ben de. Harikaydı. Ben çok keyifliydi. Bugün Onedio'da sizden gelen soruları cevapladık. Bizim için çok keyifli geçti. Teşekkür ediyoruz sorularınız için. Filmimiz Romantik Hırsızı'da 14 Mart'ta Netflix'te sizlerle buluşacak. 14 Mart'ta Netflix'teyiz. Tebrik Evet. Evet. Ben...